Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Saat 1:30'da açıldı meclis. Saat 10'da açılması gereken meclis saat 1:30'da açıldı. 3:30 saat. Ve bu hükümet kuruldu kurulalı meclisin açılma saatleri 2 saat, 2:30 saat, 3 saat geç. Bunun da sebebi herhangi bir milletvekilinin işte işi vardı da bilmem ne vardı da falan filan da değil. Üstüne. 27 milletvekilinin destek verdiği ama teknik olarak birileri onu da soruyor. Çoğunluk destek veriyor diye hükümet çoğunluk hükümeti olmaz. Azınlık hükümeti demek zaten dışarıdan destekle kurulan hükümet demektir. Teknik olarak azınlık hükümeti olan bu hükümet 27 milletvekillik desteğini, tırnak içindeki desteğini nisap için dahi kurulduğu günden bu yana sağlayamıyor mecliste. Üstüne üstlük gitgide kötüye gidiyor. Bugün 3:30 saat. 3:30 saat bu meclisteki muhalefet milletvekilleri bu meclisin koridorlarında dolaşmak zorunda bırakılıyor. Ve bu size çok normal geliyor. Artık yani adap duvarını açtık, edep duvarını açtık, duvar muvar koymadık önümüzde. Çok normal, çok rahat sizin için. Son 1 saattir bir milletvekiliyle Sayın Başbakan odasında görüşüyor ve biz de muhalefet milletvekili olarak bekliyoruz. Eğer anlaşma olumlu bir sonuç verirse meclis açılacak. 3:30 saat. Ve dün itibariyle Sayın Başbakan'ın sosyal medya üzerinde ya da gazetelere verdiği demeçlerde zannedersiniz ki yani bir ciddi bir çoğunluk hükümeti var burada. Meclisi de çalıştırıyor. Da muhalefet de kendi deyimiyle söylüyorum Sayın Ersan Saner'in suyu bulandırıyor. Hangi su ya? Bugün biz su bulandırdık. 3:30 saattir burada bekledik. Sizin suyunuz zaten kendinden bulanık. Suyunuz bulanık olduğu için zaten bunlar yaşıyor. Ve şimdi bütün bunların üstüne ne anayasa tanırsınız, ne teamül tanırsınız, ne meclise saygınız var, ne yasama organı sizin için önemlidir. Öyle bir öneri getiriyorsunuz ki meclise. Ve üstüne üstlük danışmadan bilirsiniz zaten burada ne olacağını. Bunu da getiriyorsunuz. Buradan bir defa daha söyleyelim. Çünkü ileride yargı organına giderse bu iş buradan herhalde tutarak alınacak ve bakılacak. Anayasanın 81. maddesinin 4. fıkrası. Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı iş tüzük kurallarına göre yürütür. Burası önemli. İş tüzük kuralları siyasal parti gruplarının Cumhuriyet Meclisi'nin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Yani Cumhuriyet Meclisi'nin bütün faaliyetlerindeki komite faaliyetlerinde tabii ki bunlardan biridir. Siyasal parti grupları üye sayısı oranında katılım sağlayacak diyor. 81'e 4. Peki ad hoc komitelerin kurulmasıyla ilgili iş tüzüğün 22. maddesi ne diyor? Bu komitelerin diyor üye sayısı, görev alanı ve görev süresi danışma kurulu kararı ile belirlenir ve genel kurulda oylanır. Üye sayısı da, görev süresi de, görev alanı da danışmada belirlenecek. Ama daha danışmanın toplanmasından önce Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu'nun danışmaya sunduğu metinde üye sayısı da belirlenmiş. Hiçbir pazarlığa bilmem neye açık olmadan üye sayısı da orada yazıyor ve yazan üye sayısı da üstüne üstlük mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsiliyetini kesiyor. Nasıl kesiyor? Mecliste grubu bulunmayan siyasi partilere de birer üye vererek kesiyor. Peki bugüne kadar hiç bu şekilde bir şey oldu mu? Hatta ötesine de geçtik. Meclisteki tüm siyasi partilere grubu olsun olmasın. Eşit sayıda temsiliyet tanıdığımız ad hoc komitelerde oldu. Nasıl oldu bunlar anayasaya aykırı mıydı? Hayır. 23. maddesi iş tüzüğün 2. fıkrası der ki bir siyasal parti grubu herhangi bir komitede kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir diyor. Dolayısıyla ad hoc komiteler kurulurken danışmada partiler uzlaşmayla ortak bir anlayışla buluşarak
kendilerine düşen üyelik sayısından da gerektiğinde feragat ederek mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin de oralarda temsiliyetine olanak sağlayabilir iş düzeyinde. Ve bu grubu bulunan siyasi partilerin iradesiyle olduğu için de anayasaya aykırı değildir. Çünkü grubu bulunan siyasi parti kendisi vazgeçmiştir üyeliğinden. Şu anda olan nedir? Danışmaya getirdiğiniz öneride grubu bulunan iki siyasi parti, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, kendilerine düşen üyelikten seçim tarihi belirlenmesi konusunda vazgeçmeyecekler. Ama seçim ve halk oylaması yasası değişecekse bu konuyu görüşebileceklerini beyan ettiler. Bugüne kadar bu meclisin tahammülü bu oldu işte. Anayasa değişikliklerinde de seçim, halk oylaması yasası değişikliklerinde de, iş gücü değişikliklerinde de bu meclisin tahammülü grubu bulunmayan siyasi partileri daha toplum üzerine vermek. Bunun içinde grubu bulunan siyasal partiler bu maddedeki 23. maddenin 2. fıkrasındaki hükmü kullanarak kendi üyelik haklarından feragat etmişler. Bu kadar açıkça anayasaya ve iş düzeye aykırı bir işi bugün meclisin önüne getiriyorsunuz. Hem de nasıl getiriyorsunuz? Danışmanın ilk toplantısına Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi katıldı. Grubu bulunmayan siyasi partilerine katıldı. Size bunun anayasaya aykırı olduğunu da söyledi orada. Anayasaya aykırı olduğunu söylediği için de aynı sebeple düzenlediğiniz diğer danışma kurulu toplantılarına da katılmadı. Ve siz de anayasaya aykırı olan bu öneriyi kalktınız bugün meclise getirdiniz. Gayet sakin anlatıyorum çünkü sinirlenme kapasitemi kaybetti. Sinirlenme kapasitem bitti çünkü yani artık bir noktadan sonra sinirlenemezsiniz. Yani her şeyi bekliyorum çünkü ben sizden. Her şey mümkünsüz, her şey var. Hiç yani ne anayasa, ne teamül, ne işte azınlık hükümetinde meclisteki grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşeyim, da bir uzlaşma noktası arayayım. Kendim diyorum zaten kurduğum hükümetin programında Ekim'de seçime girecek bu hükümet diyorum. Yetmiyor, kürsüye çıkıyorsunuz, kürsüde diyorsunuz ki Ekim'de dedik ama Ekim'de yetmez. Daha önce gidelim diyorsunuz. Bununla ilgili olarak iş düzeye göre görevli bir komite var. O komite zaten kendimden görevli seçim tarihini belirlemek konusunda. Ama açıkça söylüyorsunuz, diyorsunuz ki orada 3-3 eşitlik var. Bizim istediğimiz geçmeyecek. Madem bizim istediğimiz oradan geçmeyecek, biz de yeni bir komite kurarız. Kurduğumuz komitede de çoğunluğa sahip oluruz. Ve çoğunluğa sahip olduğumuz için istediğimiz tarihi geçecek. Sadece bunu söylemiş olmanız bile zaten anayasaya göre. Siz meclisin iş tüzüğünü kendi amaçlarınız, çoğunluğa sahip olma amacı doğrultusunda ihlal edeceğinizi açık açık basına da beyan ediyorsunuz, meclise de beyan ediyorsunuz. Yani ar duvar aşıldı. Artık bir şey gizleme saklama ihtiyacı da yok. Her şey serbest. Zorla istediğinizi geçirin. Yani burada dersiniz ki biz çoğunluğa sahibiz. Nasıl çoğunluğa? Aslında çoğunluğa da sahip değilsiniz. Adı UBP, hep DP, GDP hükümeti olan hükümetin milletvekili sayısı yetmediği için, bağımsız milletvekillerinin desteğiyle bu hükümet görev yaptığı için literatüre göre zaten bu hükümet azınlık hükümeti. Ve azınlık hükümeti komitede çoğunluğa sahip değilim. Ama meclis başkanlığını aldım. Bu arada meclis başkanlığının tarafsızlığı bilmem nesi falan hak getirir. Onlar zaten katlı ortada. Hiç gerek yok onlara. Ben meclis başkanlığı ama UBP milletvekiliyim olarak davranılıyor. Dolayısıyla meclis başkanı da anayasaya açıkça aykırı olan, iş yüzük kurallarını aşan konularda Ulusal Birlik Partisi'yle birlikte oy kullanabiliyor. Meclise de bunu getirebiliyor. Ve meclise getirdiği zaman da mecliste de zaten biz 27'nin desteğine sahibiz. Nisabı sağlamak için 3,5 saat bekleriz. Ama 3,5 saatin sonrasında da 27 milletvekili elini kaldırır. Ne anayasa tanır, ne iş tutuk tanır, ne bilmem ne tanır. Ne isterse onu yapar. Arkadaşlar bunun adı darbedir. Çok açık. Anayasaya bu kadar aykırı bir şeyi mecliste yapmanız bunun adı darbedir. Ve aradığınız şey azınlık hükümetiyle diktatör yapıyor. Başka bir şey değil. Mecliste diktatörlük ilerlettiniz. Ne getirirsem geçirin. Ne için? Çünkü 27 milletvekili elini öyle de böyle de garantiye alırlar. Ve geriye kalanlar da yok hükmünde. 3,5 saat beklerler dışarıda. 5 saat beklerler, 2 saat beklerler. Onlar zaten ha var ha yok. O zaman meclise ne gerek var? Meclis diye bir yapıya gerek yok size. Zaten hükümet yok hükmünde.
Meclisine sayenizde yok hükmünde. Kıldınız. Memleket bindi bir alamete gider kıyamete. Free. Ve bunları size söylediğimiz zaman da bunlarla ilgili konuşmaya bile yaklaşmıyorsunuz. Ve üstüne üstlük Sayın Başbakan'ın son demeçlerinde madem diyor Maliye ve Ekonomi Bütçe Plan Komitesi'nde bizim çoğunluğa sahip olmamızı kabul etti muhalefet. O zaman diyor diğer komitelerde de zaten çoğunluğa sahip olmamızı kabul etmesi gerekiyor. Yahu bu mecliste bu komiteler oluşturulurken ilgili arkadaşlar da çok iyi bilir. Meclis çıkarttığı aritmetikte dedi ki komitelerin toplamı baz alınarak tek tek komiteler değil. Komitelerin toplamı baz alınarak üye sayısı belirlensin dedi. Ve bunun için muhalefet size aslında Maliye Bütçe Plan Komitesi'nde çoğunluğa sahip olma şansını tanıdı. Siz değilsiniz muhalefete 3-3 eşitlik şansını hukuk komitesinde ve idari komitede sağlayan. Muhalefet size bütçeyi geçirin diye bütçe komitesinde çoğunluğa sahip olma olanağı tanıdı. Arkasından döndü aynı muhalefet. Bütçe geçsin diye bütçe komitesinde kendi süresinden feragat etti. Aynı muhalefet döndü. Meclis Genel Kurulu'nda konuşma sürelerinden feragat etti. Bu bütçe geçsin diye. Yazıktır, ayıptır ya. Ayıp, gerçekten ayıp. Yani bütün bu benim anlattıklarım olmadı. Biri çıksın daha öylesin ki muhalefet bütçenin geçmesine engel koydu. Hayır, bir de yalan söylendi halka, muhalefet engelliyoruz komitede. Ha o da üstünden. Üstünden bir de muhalefet komiteleri engelliyor denildi. Yalan. Arkadaşların açıklamaları üzerine. Döndürdü dedi ki muhalefet, ben öyle demedim, muhalefet sorumluluk almıyor. Muhalefet neyin sorumluluğu almıyor? Tarihte görünmediğiniz muhalefet bütçe görüşmelerinde hem komite safhasında hem genel kurul safhasında bazı bakanlıkların bütçelerini hiç görüşmeden geçirsin. Hiç görüşmüyor. Bu muhalefet bütün bunları yaptı. Şimdi de efendim muhalefet suyu bulandırıyor. Ya sizin suyunuzun bulanacak hali mi kaldı? Yani o suyun altını görene helal olsun. Dibi görünmüyor. Annem gelmem Mansur'a. Ve siz memleketi bu hale sokacaksınız. Zaten hükümet çalışmıyor, meclisi de çalıştırmayacaksınız. Meclisin çalışmasını adeta imkansız hale getireceksiniz. Çünkü siz anayasaya aykırı bir komite kompozisyonunu meclise getirecek kadar, ve size söylenmişken bu, kendinizden geçtiniz. Arkadaşlar çok üzgünüm. Tek tek her bir milletvekiliyle ahbaplığın herkesin malumudur. Hiçbirinize yakıştıramadım. Bu kadar açık sözüm. Bu eli kaldıracak olan hiçbir milletvekiline yakıştırmam. Ahbaplık bakayım. Ama bu olacak iş değil. Ve bu mecliste yarattığınız bu emsal eğer geçirirseniz bugün bunu neye yol açacak bilir misiniz? Söyleyeyim onu da size. Bundan sonra hangi hükümet gelirse gelsin bu meclise her hükümet kendinde hak görecek. Hoşlanmadığı komitelerin önündeki, hoşlanmadığı komitelerin yetki alanındaki görevleri alsın oradan. İstediği gibi vursun, istediği rakamlarla belirlediği ad hoc komitelere aktarsın. Eğer yargıdan dönmezse bu, bunun olacağı bu. Yargı derse ki meclis istediğini yapar, hükümete gelen bir parti diyebilecek ki komiteler öyle oluştu tamam eyvallah. Ama ben bir ad hoc komite kuruyorum. Ad hoc komitede 8 milletvekilliğini hükümete veriyorum. Muhalefete de 2 milletvekilliği veriyorum. Ben bunu istediğim gibi geçiriyorum. Nedir bunun önündeki engel? Bu yaptığınızdan ne farkı var bu söylediğimi? Madem ki siz danışmaya istediğiniz rakamları belirleyerek gidiyorsunuz. Madem ki anayasanın açık hükmüne rağmen mecliste grubu bulunan siyasi partilerin onayı olmaksızın, oluru olmaksızın, iradesi olmaksızın istediğiniz gibi üye sayısı belirleyebiliyorsunuz. Bundan sonra gelecek olan hükümetler de eğer yargıdan dönmezse bu, her türlü şeyi yapma hakkına sahip olacak ve anayasanın bu hükmü de süs bitkisi gibi saksıya kaldırılacak. Razısınız buna da. Yani bu dönemde Boğazındaki hükümet iki ölü doğdu. O günden beri nisap sorunu yaşar. Bu hükümet istediğini yapsın diye meclisin tarihinde böyle bir tahammül yaradı. Bundan sonra da bunların olması sizin için hiç sorun değil. Bu kadar kendinizden geçtiniz. Evet, evet diye bir kelime duydum. Bir yerden dinlenmedim soruma iyi.
ilişkin bir yani, bu kadar kendimize ilişkin cevabını alıyorum. Yok rica ederim. Rica ederim. Yani bana deseniz de zaten alınmam çünkü farkındayım zaten. Cevabın evet olduğunu. Ya sizin tarafınızdan değil de genel olarak arkadaşlardan gelen bu kadar kendimizden geçtik cevabının farkındayım. Onun için arkadaşlar dediğim gibi öfkelenmeye, sinirlenmeye gerek yok. Bu yaptığınız tam bir darbedir. Bu yaptığınız azınlık hükümetiyle diktatörlük, mecliste diktatörlük hevesidir. Bundan bir an önce vazgeçin. Bundan vazgeçmediğiniz takdirde de bu saatten sonra mecliste öyle uyumlu, ılımlı, bilmem ne bir mutabakata dayalı falan bir yana dayalı da bir şey beklemeyin. Ha seçimi 3 ay sonra yapmayacağım, 5 ay sonra yapmayacağım, 10 ay sonra yapacağım da bilmem ne olacak hesapları içindeyseniz. Samimi, yani samimiyetine inanır mısınız, inanmasın mısınız bilmem. Ama tek tek milletvekillerinin yüzüne baktığında bu kadar yıllık dostluktan sonra size bunu, meclise bunu yapmayı yakıştıramadığımı bir kez daha söylemek isterim. Teşekkür ederim, saygılar.